Evet arkadaşlar, şu an karşınızda Çin'den aldığım Xiaomi AirDots kulaklığı inceleyeceğiz. Yaklaşık 15 günde elime ulaştı. Bayağı uzun bir zaman sürdü. Birçok kişiye 10 günde gelmiş ama bana 15 günde geldi. Birkaç gün İstanbul'da bekledi, birkaç gün Antalya'da bekledi ama sonunda elime geldi. Şimdi sizlerle bunun kutu açılışını yapacağız. İlerleyen zamanlarda da inşallah kulaklığın nasıl çalıştığı ile ilgili tekrardan video çekeceğim. Ama bu videoda sadece kutu açılışını yapacağız. Çünkü çok sabırsızlandım. Sizden önce de bakmak istemedim kutuya. O yüzden sizle birlikte açmak istedim. Hadi açalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bozuk kırık falan değildir. Sapasağlam gelmiştir. Bayağıdır bekliyorum. Türkiye'de 700 lira civarında satılıyor. Ben bunu 347 lira civarında aldım. Bu fiyatı eder mi tam olarak bilmiyorum. Yani kullanmadan bir şey diyemeyeceğim ama bana kalırsa Apple'ın kulaklığına 1000 lira vermektense bu kulaklığa bu fiyatı vermek bana kalırsa daha mantıklı geliyor. Evet, kutuyu açıyorum. Böyle bir kutu bizi karşılıyor arkadaşlar. Güzel bir kutuya benziyor diyeceğim ama demeyeyim, çünkü Mi Band'larda alışık olduğumuz o sert kutudan yok. Diğer kutudan göndermişler. Üzerinde bağlantı simgeleri falan yazıyor. Bluetooth falan. Nasıl kullanmamız gerektiği ile ilgili sanırım bilgiler de vermişler arka tarafında. Açmadan şöyle size de göstermek istiyorum. Bana kalırsa kutunun bu tasarımı fiyatını düşürmek amaçlı yapılmış. Çünkü Xiaomi bu kulaklığı çıkartırken AirPods'tan çok çok daha iyi şarj ve fiyat sunacağını duyurmuştu. Büyük ihtimal ona istinaden böyle bir kutu tasarlamışlar. Çok da kötü bir kutu değil arkadaşlar ama içindeki ürüne göre kutusu pek iyi değil gibi geldi. Hemen açalım isterseniz. Şuradan başlayalım. Daha önce açılmadığına dair burada da bir tane yapışkanı var, görüyorsunuz. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah almak isteyip de alamayanlara da nasip olur. İçinde tekrardan bir kutu bizi karşılıyor. Hemen çıkartalım. Dışı, arkadaşlar, dışı kötü olabilir ama kutuyu açtığınızda sizi karşılayan manzara bana kalırsa gayet mükemmel ve güzel. İç kutusunu daha sağlam yapmışlar. Daha sağlıklı. Yani dışarısının o kadar bükülüp yamulmasına karşın içinde herhangi bir şekilde hiçbir deforma falan göremedim. Deforme yok. Bu açıdan başarıyla kutu elime ulaştı diyebilirim. Evet, hemen üst tarafta kulaklıkları görüyoruz. Kulaklıklar yerleştirilmiş. Üst taraflarına da sanırım düşmesini engellemesi için bant yapıştırılmış. Hemen alt tarafındaki şarj haznesinde aynı şekilde dışında plastik bir kap var. O da zarar görmesini engellemek için büyük ihtimal. İlk önce ben plastik kabı çıkarmak istiyorum. Evet arkadaşlar, plastik kabı çıkardım. Alt tarafında şarj girişi var. Çevresi güzel. Dışına yapılmış olan plastik gerçekten güzel tasarlanmış, dizayn edilmiş. Neredeyse her tarafını kaplıyor. İç tarafı, kutunun içeriğine bakalım. Başka bir şey var mı? Bir tane Type-C kablomuz çıkıyor. Kısa, mini. O da gerçekten güzel. Malzeme kalitesi falan gayet iyi. Beklediğim kaliteyi veriyor yavaş yavaş. Hemen alt tarafında sanırım bu kullanım kılavuzu. İngilizce yazsaydılar belki okurduk ama Çince olduğu için az buçuk, hadi. Google Translate sayesinde belki çevirip okuyabiliriz. Bu da güzel düşünülmüş. Tek tek sayfa sayfa uğraşmak yerine böyle tek seferde açıp okumak daha mantıklı geliyor bana her zaman. Bunu da beğendim. Kutunun içeriğinde arkadaşlar başka hiçbir şey yok. Bir de şurada kenarda bir tane plastik yeri var. Ha, bu büyük ihtimal kulak tıkaçları. İçerisinde 2-3 farklı kulak tıkaçı da var. Beyaz, beyaz bir şekilde.
kulak tıkacı koymuşlar. Kulaklık beyaz olduğu için içindeki tıkaçlar da beyaz. Dilerseniz siz farklı kulaklıklarınız varsa onların tıkaçlarını da kullanabilirsiniz. Hadi bakalım bunu da açalım. Bismillahirrahmanirrahim. O bayağı sağlam yapıştırılmış. Yani beni zorladı açarken. Evet, çok güzel bir manzara diyebilirim. Rabbim olmayanlara da nasip etsin. Üstlerinde herhangi bir deforma yok arkadaşlar kulaklıkların. Sadece dikkatimi bir noktası çekti. O da plastiklerin yapışma yerleri sanki azıcık belli oluyor. Yani videoda göstermeye çalışacağım. Sanırım siz hiç göremeyeceksiniz. O da yani hiç ağza alınacak bir şey değil. Bana kalırsa gayet güzel tasarlanmış. Gayet hoş duruyor. Şu an için herhangi bir sıkıntı görükmüyor kulaklıkta. Alt tarafında şarj yerleri var. Üst tarafında dokunmatik yeri var kulaklığın. Diğer kulaklığı da alalım. Evet, diğer kulaklığı da aldık. Kutu içeriğimiz bu şekilde arkadaşlar. İki tane kulaklığın kendisi, bir tane şarj aleti, kulak tıkaçları ve şarj kutusu. Şarj kutusunun da hemen plastiğini çıkartayım. Ona da bir göz gezdirelim. Onu da güzel bir şekilde arka tarafından yapıştırmışlar. Benim gayet hoşuma gitti. Hani yemekten ziyade sunumu önemli derler ya. Bana kalırsa sunumu başarılı. Hani dış kutusunun kötü olmasına ziyade bana kalırsa ya benim için sunum daha önemliydi. Sunumu ve malzeme kalitesi şu an için gayet tatmin edici. Dışındaki plastiği de çıkartayım hemen. Yırtılmasını istemiyorum. Belki sonradan tekrar içine koyarım. Evet, güzel rahat bir şekilde o da çıktı. Evet, arka tarafından Mi'nin kendi şarj kutusuyla ilgili bilgilere yer verilmiş. Biraz silik gibi ama okunuyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, şu an rahatlığı görebiliyor musunuz videoda bilmiyorum. Çok rahat ve güzel bir şekilde açılıyor. İç tarafının dizaynı harbiden çok iyi. Parlak, güzel bir şekilde yapılmış. Yani daha önce Aidos kullanmadım. Aidos'un çakmalarını kullandım. Diğer videomda da anlatmıştım. Hani kötü birçok yaşadığım sıkıntılar vardı o kulaklıkta. Yaşadığım birçok sıkıntı vardı ama o sıkıntıları gidermeye çalışıyorum. Ama o sıkıntılardan artık kurtulmak, çok iyi bir kulaklık almak istiyordum. Paramı biriktirdim ve sonunda aldım çok şükür. Bu kulaklık da benim için baya iyi ve tatmin edici olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, kulaklık bu şekilde. Videoyu bitirmeden önce bir de kulaklıkları içine koymayı koyalım bakalım nasıl olacak. Çok güzel bir şekilde iniyor. Arkadaşlar zaten %30'luk bir kısmını koyduktan sonra hemen kulaklık kendisini tık çekiyor içine. Çok güzel bir şekilde yapılmış. Alırken de öyle, koyarken de öyle. Dikkat ediyorsanız bir mıknatıslı bir alan var. Kulaklığı tam getiriyorum, kenarlara falan yapışıyor. Manyetik alan gerçekten kuvvetli bir şekilde çalışıyor. Kulaklık kendisini hemen yerine oturtturdu. Güzel tasarlanmış, güzel düşünülmüş. Ben beğendim. 10 üzerinden eğer not vermek gerekiyorsa bana kalırsa 10 üzerinden 10'u. Fiyatına oranla verdiği tasarım ve bıraktığı hissiyat şu an itibariyle bana kalırsa mükemmel. Evet arkadaşlar, videoyu burada bitireceğim. Kulaklığı kullanmaya başladığımda tekrardan kulaklıkla ilgili videoları çekip sizler için yükleyeceğim. Almak isteyen arkadaşlara da faydalı olacağını düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.